Zippo serimizin yeni videosundayız. Bu videoda Zippo'nun içine koyduğumuz benzinin nasıl daha uzun ömürlü olacağından bahsedeceğim sizlere. Yani normalde içine koyduğumuz benzin bir günde bitiyorsa artık bu yöntemle 2 günde bitmeye başlayacak. Daha uzun süre gidecek. Ayrıca kullanacağımız yöntemin şöyle de bir faydası olacak. Zippo'yu normal kullanmamızda ya da hareket yaptığımızda, hareket yaparak kullanmayı tercih ediyorsak falan bize bazı faydaları olacak bu yöntemin. Size bu yöntemimizi anlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi bir hareket yaptım ve Zippo biraz iç kısmı dışarı çıpırladı ve artık kapak kapanmıyor. Ben bunu içeri bastırıp kapağı öyle kapatmam gerekiyor. Bakın biraz bazen şöyle gevşeklikler olabiliyor. Çakma Zippo'larda falan daha çok görülüyor tabii bu. Hiçbir şey yapmadığım zaman bile biraz çıkıyor. Zippo mesela hiçbir şey yapmadan sadece kapadığınız zaman bile yavaş yavaş yukarı gelmeye başlıyor mekanizma. Yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor şey. Arada bir o yüzden bastırmak gerekiyor. Yani şöyle arada bir açıp açtıktan sonra tekrar bastırmak gerekiyor olabilir. Bizi bu yüklerden kurtaracak çözümümüz çok basit. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Benzinimizin, Zippo'nun benzini kapağı açıkken fitilden kaçmaya başlıyor. Hayırlı olsun. Dakika 1 gol 1. Kapalıyken de tabii tam kapama sağlanmadığı için fitilden buharlaşan gaz şuralardan sızıntı yapabiliyor. Zaten bunu burnunuza dayayıp kokladığınız zaman bile şuralardan bu ince kokuyu alabilirsiniz burnunuz iyiyse. O yüzden bunun için fitilden benzin kaçıyor. Kullanmadığımız zaman bile, yakmadığımız zaman bile benzin kaybedebiliyoruz. Bu sık sık doldurmak zaten çok hoşlandığımız bir şey değil. Dışarıda bunu gün içinde kullanırken gazının bitmesini istemezsiniz. O yüzden tabii ki de daha uzun süre gitmesini isteyeceksinizdir benzininizin. Çıkardığımız zaman içinden mesela bakın bu burada bir delik var. Çakmak taşı koyma deliğimiz. Buradan gaz kaçıyor. Zaten bu keçe tam anlamıyla tutamıyor içindeki gazı. Oradan da kaçaklar olabiliyor. Ya yani bunu içeri koyduğumuz zaman her tarafından gazı kaçırıyor. Yani durduk yere bitiyor o yüzden mesela. Bir Zippo'yu doldurup koyun bir yere. 2 hafta sonra çıkartıp aldığınız zaman muhtemelen yanmayacaktır. Kendi kendine çok fazla gaz kaçırıyor. Zaten yakmadığınız zaman bile sadece kapağını açtığınız zaman kapalı bir ortamdaysanız direkt kokusunu alacaksınızdır. O kaçan gazın, benzinin buharlaşmasının kokusu gerçekten odayı sarıyor. Şu an mesela ben kafayı buluyorum burada çakmaklarla oynarken. İnanılmaz bir şekilde benzin kokuyor içerisi yakmasam bile. Şimdi bunun için şöyle bir çözüm var. Zippo gasket diye bir şey var. Fitili kaldırıp, şimdi fotoğrafını koyarım buraya. Fitili kaldırıp buraya gasket takıyorsunuz. Bu şekilde gazın kaçmamasını sağlıyor. Tek olayı bu. Buradan gazın kaçmamasını sağlıyor. Böyle bir parça. Yani alınabilir, kullanılabilir, güzel bir parça ama gerek yok. Türkiye şartlarında zaten bir de böyle bir şey para harcamaya gerek yok tabii ki de. Eğer bir faydası olsaydı tabii ki de kullanılabilirdi. Ama aynı işlemi biz şununla da yapabiliyoruz. Şöyle herhangi bir kağıt parçası, poşet, böyle daha poşet olursa, böyle ıslanmayan türden bir kağıt parçası olursa daha fazla işimize yarayacak. Zippo gasketin yapamadığından fazla olarak aynı zamanda şu dışarı kaçma sorununu da engellemiş oluyor. Bu yüzden gasketten daha iyi. Bu yüzden gasket kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle poşet parçası, kağıt parçası, alüminyum folyo falan kullandığınız takdirde bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Poşetimizi, kağıdımızı artık ne kullanıyorsak. Şöyle bir onu güzelce bir sarıştırıyoruz, sarmalaştırıyoruz. Koyuyoruz. Tabii şu an mesela kapanmayacak. Sokamayacağım muhtemelen. Çünkü biraz kalın oldu. Bunu ayarlayacaksınız. Ben size göstermek için yapıyorum şu an. Mesela şuradan bir kısmını keselim. Koydum. Bak şöyle bir sarıp sarmalaştırdım. Bakın mesela şu an kolay kolay benzin kaçmaz. Benzin kaçmasını büyük ölçüde azaltıyoruz. Kapatıyoruz çünkü bir taraftan kaç, sadece yukarıdan kaçacak artık. Altı tamamen kapatıyoruz. Şu boşluklar var gibi gözükse de bunu kutunun içine soktuğumuz zaman çok sıkıştığı için kaçış tamamen engelleniyor. Bakın şu an girmiyor. Çünkü çok kalın yaptım. Şu yan taraflar 2-3 kat olduğu zaman girmemeye başlıyor. Bunu da engellemek için şöyle ufak ayarlar çekebilirsiniz. Yanlardan biraz yırtalım. Tekrar deneyelim. Kapatalım. Sarıp sarmalaştırıyorum. Bakın bunu sokuşturdum. Bir kısmı yırtıldı. Hayırlı olsun. Onu çektim. Kurtardım. Bakın. Aynı hareketi yaptığım zaman videonun başına fırlamıştı. Şimdi sapasağlam. Hayvan gibi oturdu buraya. Taş gibi bakın.
bayağı taş gibi oldu. Bu sayede hareket yaparken falan iç mekanizma içeriden çıkmıyor. Bu da bize inanılmaz rahatlık sağlıyor. Hareket yapmıyorsanız bile dediğim gibi normal kullanımlarda bile kendi kendine çıktığı için artık Zippo'yu açıp bir de şöyle bastırma geleneğinden, bu huyunuzdan mesela, böyle bir huyunuz oluyor olabilir, olmuş olabilir sıkı bir Zippo kullanıcısıysanız, bunu elinizde tuttuğunuz zaman açıp kapata açıp kapata bu fırlıyor. Ve insanda şöyle bir refleks oluşuyor. Açıyor ve bastırıyor. Ve bu bastırmadan artık bu sayede kurtulabilirsiniz. Çünkü hiçbir şekilde artık içeriden sıçramıyor dışarı doğru. Bu böyle bir rahatlığı olduğu gibi bir de Zippo gasketin yaptığı şeyi yapıyor. İçinden benzin kaçırmıyor. Artık gazınız denediğiniz zaman göreceksiniz. 3 günde bir dolduruyorsanız 5 günde bir doldurmaya başlayacaksınız. Gerçekten daha uzun süre gitmeye başladı. Böyle bir yöntem. Gayet ucuz, beleş. Beleş hatta, ucuz bile değil. Bedava bir yöntem. Çok etkili. Tamamen kullanılabilir. Yine Zippo'nuza hiçbir şekilde zarar vermeyecek, sıkıntısız bir yöntemdir. Bütün çakmaklarınızda kullanabilirsiniz. Çakma Zippo'larda da dediğim gibi kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Videomuz bu kadardı. Zippo serimizin devam videoları gelecek. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı deneyebilirsiniz. Hoşça kalın.